Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle birlikte SCP Vakfı Türkiye oynayacağız. Tesis 3'teyiz şu an. Beta testerlarımız ve yetkililerimiz yanımızda. Bugün bir test yapacağız. Roleplay dışı davranışlar göstermeyeceğiz ama roleplay de yapmayacağız. Tam olarak. Bu arada hoş geldin, biri geldi Discord'a. Ya normalde hani insanlar birbiriyle konuşuyor. Şu an biz konuşmayacağız. Şu an chatimiz de kapalı. Da kimse mesaj da yazamıyor. Çok da güzel oldu. Tamam, o zaman teste başlayalım. Sınıftaylar. İçeri girer misiniz? Kapıyı açacağım size. SCP Vakfı'na katılmak için yapmanız gereken açıklama kısmındaki bağlantıya tıklamak. Evet, bir ahlak ekibi, iki bilimsel bölüm, iki güvenlik bölümü ve bir de MGB'miz mevcut. Tamam. Ben şeyi yapayım, sesli olarak bu briefing özeti yapayım. Ben yalnız briefing'i bilmiyorum. Bir uydurayım bir şeyler. Sınıftaylar, beni dinleyin. Şimdi size bir şey diyeceğim. Bilimsellerin önüne geçmeyin, onlara yaklaşmayın. Dinleyin, işimizi zorlaştıracak bir saçmalık yapmayın. Denilenleri yapın yoksa infaz edilirsiniz. İzinsiz eylem yapmak size bir şey kazandırmaz. Ecelinizi size getirir. SCP ile doktor demeden izinsiz etkileşime geçmeyin. Doktordan uzak durun ve bizi takip edin. Gidebiliriz. Size bir şey daha diyeceğim. Lanet olası çenenizi asla açmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi gidelim. Çünkü sohbet başlıyor. Bilimseller önden yardırsın. Ben de arkadan geleyim. Sizi takip edeyim. Lütfen sektör sıfırın içerisinde bir tur attırmayın bize. Sektör 3'e gidiyoruz. 457 testi yapacağız. Hypermap'i bilmediği için dün öyle bir şey yaptım. Bir daha yapmayalım öyle. Ya bildiğin dün bir video çekecektik, deneme yaptık. Tüm vakfı dolaştık ya. Bayağı adam gezdiriyor böyle. 20 kişi geziyoruz. Sınıftaylar falan var. Benim bu arada takıldığım bir şey var. Geçenlerde bir SCPF'den gelen kişiler şey demiş. Free model kullandığımızı belirtmiş. Öyle bir şey yok. Free model kullanmıyoruz. Kullandığımız bazı free model denebilecek meshler var ki bunlar da mesh, free model değil. Mesela bunlar mesh, yani daha önceden çizilmiş şeyler. Modellemeler değil yani, Roblox içerisinde yapılmış. İlerleyin gençler. Biraz da böyle tabancayla gezelim. İlerle. Tamam, sektör 3'e direkt geçiş yapalım buradan. Biz daha önce böyle dolaşmıştık vakfı soldan. Şu an oyunumuz hala erken erişimde. Oyun çıkana kadar biliyorsunuz erken erişimde ücretli olacak oyun. Bunu yani sürekli sorup durmayalım. Bilmeyenler küçük bir hatırlatma olmuş olur. Bu DNA örneği diye bizim bir Game Pass'imiz var ve bunu buradaki parmak izi okuyuculara ellerimizle dokunduğumuzda açmamızı sağlıyor. Fakat bir sınıf D buradan geçmek istediğinde buna basması gerekiyor. Basamıyor, sınıf D'lere yasak. O yüzden bu DNA örneğiyle basabiliyor artık. Neyse, galiba kimse beni takmadı. Koştular, ben de gideyim hemen. Seri bir şekilde. 457 sol taraftaydı. Unutmayalım. Bilimselleri siz bayağı takip ediyorsunuz. Sakin. Bu sektör 3 bizim çok büyük. Sektör 1 de aslında büyük ama güvenli bölge dediğimiz bir yer var. Çıkışların olduğu yerler falan. Oraları saymazsak sektör 1 küçük, evet. Sektör 3 çok büyük. Gez gez bitmiyor yani. Ah, buradan biraz korkuyorum. Bir şeyler oluyor burada. Aşağıda elektrik yerleri var. Bizim bu tesis 3'te MVT'ler için biraz daha böyle interaktif getirdik. Daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bir önceki tesisimizde bir interaktiflik yoktu MVT'ler için. İşte roleplay yapıyorduk. Burada mesela bak, aşağıda bozulan bir kutu var. İşte bu kutuların hepsi bozulduğunda sıkıntı çıkıyor falan filan gibi şeyler olabilir. Evet, 457 buradaydı değil mi? Yakındaydı şimdi. %6 var ha burada. Posterler.
Gıdıklayan canavar. SCP-999. Kafa atmana gerek yok. Bu arada arkadaşlar, biz ara sıra yayın da yapıyoruz. Yayınlara katılmayı unutmayın. Yani sohbet yayınları oluyor bunlar genellikle. Oyun yayını yapamıyoruz ama güzel, eğlenceli oluyor. Katılırsanız güzel olur. Peki. Şimdi sınıfta ve sınıfa lütfen duvarda bir hiza oluşturun. Bize doğru dönerseniz güzel olur. Evet, teşekkür ederiz. Bilimseller size bırakıyorum. Sesi biraz kısayım. Evet, şu an bilimseller normalde konuşmaları gerekiyor. Şu an ama chatimiz kapandı. Bunu şu an video çekmek için yani konuşmamıza gerek yok. İşte şey diyor, içeri girin, tek tek alacağız sizi. İşte içeride şunu yapmanız gerekiyor. İşte kendine istiyorsa artık, isterse odanın köşesine geç, zıpla der. Sınıfta yapmak zorunda. Yapacak gibi. Tamam, şu an yapması gerekeni söyledi o. Baykova çıktı galiba. Hayır, burada. Kafasını büyütüp gelmiş. Her neyse, tamam. Bilimseller sizi o zaman gözlem odasına alalım. Yani sen içeri giriyorsun. Bir kapı daha var. Şu an 457'deyiz. Hangi kapı olduğu bulmak sana kalmış. Biz de gözlem odasına gidelim. Şimdilik bir bakalım. Bir sorun olursa zaten bilimseller bize rapor edecektir. Evet, 457'miz geldi. Umarım odadan kaçmaya kalkışmaz. Şimdi bilimsel personel burada yapması gerekenleri söylemişti daha öncesinde. Burada yapması gerekenleri yapıyorlar. İsterse bilimsellerin insafına kalmış, ister burada sonsuza kadar durdurabilir, ölene kadar bunlar. Veyahut da onların çıkmasını sağlayabilirler ki riskli bir şey bu, şu an bu SCP'de. Çünkü bu yanılmıyorsam Öklit. Yo, böyle arada bir şeydi bu. Keter'la Öklit arasında bir şeydi yanılmıyorsam. 457'nin SCP-457 ateş saçan bir SCP. Yanan adam diye geçiyor. İşte bunlar ne yapılması söylendi? Atıyorum ateşe yaklaşın ya da şimdi çıkartalım o zaman. MGB onları çıkartabilir miyiz? Nasıl çıkartacağınız sana kalmış ama bence bir fokus mu alsak veya birini feda mı etsek? Tamam, o kaldı orada, güzel. MGB kapıyı açarsam şu an çıkacaklar. Ama yapmasaydım. MGB kapıyı açma. Açma. Tamam, MGB yardım, koşun. MGB de mi içeri girdi? Abi MGB'yi... Neyse, o kendini kurtarır o. Biliyordur herhalde nasıl kaçacağını. Hop, kaç. Tamam. Tamam, güzel. Galiba çıktı. Sınıftayalar kurtuldu mu? Güzel, herkes kurtulmuş. MGB'yi tebrik ediyoruz buradan. Tamam. Yine öldü bu. Peki arkadaşlar, sizi dışarı alalım. Şöyle çıkın dışarı. Teşekkürler. Lan kapı tam kapanırken. Lan silah. Ha, tamam. Silahın hala kenk olayını kapatmadık. O sıkıntı oldu. Tamam, şimdi yapmamız gereken şey şu. Bilimseller sınıftayalarla son bir kez konuşacak. Veya konuşmayacak. O yine bilimsele kalmış. İşte bilgi toplamak amacıyla bu testler yapıldığı için kendilerinden bilgi alacaklar falan işte. Aynen. Böyle not tutuyorlar. Resim çekiyorlar falan. Bilimseller tabii bu test muhabbetini istedikleri kadar geliştirebilirler. İsterlerse ellerindeki kameraları sınıftayalara verip içeri girdiklerinde resim çekmelerini söyleyebilirler. Gibi gibi. Böyle hani roleplay geliştirebilirsiniz istediğiniz gibi. 457 testimiz bu kadar. Şimdi sınıftayaları geri götüreceğiz. Burada böyle hani vurup öldürmek yok. O tarz bir şey yapmıyoruz. Peki bilimseller, siz önden istediğiniz yere gidebilirsiniz artık. Testiniz bitti. İsterseniz kafeteryaya gidin, isterseniz işte bilimsel personel odasına gidip not tutun falan. Siz artık takılabilirsiniz. Test bitmiştir dediğinizden sonra biz işimizi yaparız. Peki sınıftayalar, siz beni takip ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sınıfta hücrelerinde nöbet tutuyoruz tekrardan. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Bir kontrol etmeye gideyim. Ne oluyor gençler? Lan o herkeste mi silah var lan? Ne oluyor? Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz burada yetkililerimiz ve beta testerlarımız var. Herkese teşekkürler. Vakfımıza katılmak için bağlantıya tıklıyorsunuz açıklama kısmında. Discord'umuza gelin. Formlarınızı doldurun.
seviyelerinizi atlayıp bölümlere yerleşin. Sizi oyunda görmek istiyoruz. Yakında, yaklaşık bir ay içerisinde kesinlikle oyunumuz açılacak diye düşünüyoruz. Umarım siz de gelir, oyunumuza katılırsınız. O zaman izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ne oluyor lan? Oğlum, yine mi?